Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Ferhatoğlu. Yine yepyeni mükemmel bir videoyla daha karşınızdayız. Bu sefer sizler için ta Çin'in içinden mükemmel bir mikroskop getirdik. Hem de kocaman 7 inç dahili ekranı var. Şimdi kutu açılım merasimi için 5 dakikalık saygı duruşu sizden rica ediyorum. Tabii bizi bilenler bilirler. Bizde öyle bir şey yok. Böyle parçalar gibi direkt açacağız, olaya dalacağız. Bu da önemli. F konnektör koyduk altına. Kullanım kılavuzu, köpük, cihazın kendisi, laylon, plastik parçalar, USB göndermişler yanında. Şarj aleti. Şunu söylemedi. Ne o? Onu şimdi söyleyeceğim. O standın parçası. O önemli. Şunları atıyoruz. Kutu bu kadar. Başka bir şey yok. Kutuya atmayın, belki lazım olur. Taşınırsanız falan. Şimdi yanında gönderdikleri şöyle bir tane parça var. Şöyle hemen kenardan sıkıyoruz. Bunu standın üstüne şöyle çevirerek takıyoruz. Bakayım. Ha, bu kadar. Bunun nerede böyle tam kilitleneceği belli olmadığı için şu alt tarafına şöyle bir tane, artık ne diyeyim, bilezik mi, somun mu, bir şey koymuşlar. Sayın Reji, bir şey alabilir miyiz? Pense. Burada da sabitleme için bir vidası var. Çok gayet güzel olmuş. Dişlilerde falan sıyırma olmaz. Her taraf metal çünkü. Bunu güzel takmanız gerekiyor. Çünkü bunu takmazsanız yarın bir gün sağa sola düşer. Bu sefer ekranı falan kırabilirsiniz. Alt kısmı zaten direkt bu şekilde geliyor. Kenarına plastikler koymuşlar. Öyle sıyıracak bir şey değil. Gayet güzel. Komple alüminyum. Isıdan etkilenmemesi için, hani böyle sıcak hava tabancasıyla falan çalışacak olursanız, altına böyle bir silikon pet yaparsanız tadından yenmez. Cihazı takalım. Şu şekilde şu kenar vidalarını biraz gevşetmemiz gerekebilir. Bunu böyle deli bağlar gibi bağlamayın. Çok aşırı sıkmayın çünkü plastiğe zarar verebilir. Tam ortaladık, sıktık. Evet, mal bu. Nasıl? Gözüküyor değil mi? Tamam, şimdi özelliklerine yavaş yavaş geleceğiz. Hatta zaman kalırsa, yani o anki durumun ahval ve şeraitine göre belki bir SMD işleri falan da yapabiliriz siz değerli izleyicilerimiz için. Cihazın arkasını çevirdiğimizde bir tane micro USB soketi, reset düğmesi, hafıza kartı, micro SD hafıza kartı giriş yeri ve LED'ler için bir tane de potumuz var. Hazır arkasını çevirmişken şu micro SD kartı da bir takalım. Biraz tırnak lazım. Şimdi cihazı çevirdik. Sayın kameraman karşıdan bizi bir alsın. Cihazın içerisinde lityum iyon batarya var. Seferi kullanımlarda işinizi bir süre görecektir. Fakat bizim gibi böyle masa üzerinde kullanıp sabit bir şekilde yerinden ayırmayacaksanız, yanında gönderdikleri adaptör ve şarj kablosuyla işinizi rahat rahat görecektir. Cihazın kullanımı çok kolay. Neden mi? İçerisinde 16 tane farklı dil seçeneği var ve güzel Türkçemiz bunlardan bir tanesi. Hayret, nasıl oldu da pirinç yerine Türkçeyi koymuş? Vallahi Reji, onu ben de anlamadım ama şimdi göreceğiz. Yine de bravo. Evet, bravo. Şimdi cihazı bir çalıştıralım. Bakalım ne var ne yok. Mavi ışık yandı. Of, en sevdiğim. Hemen aydınlatmamız da çalıştı. Videonun başında göstermiş olduğum işte o ayar yeriyle, yani potansiyometreyle, bir de bulabilirsem. Heh. Işığın şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü bazı parlak devrelerde çok fazla ışık olduğu zaman parlama yapacaktır. Biz şöyle biraz kısalım. Evet. Burada bir tane kocaman bir düğme var. Ayar yeri. Buradan odak ayarı yapılıyor. Ve görüntüyü netliyorsunuz. Oo, tablanın üstünde delik var. Evet. Her taraf pürüz. Küçük küçük. Minimum odaklama mesafesi 20 milimetreymiş kullanım kılavuzunda. O şekilde yazıyor. Şu şekilde standdan da zaten uzaklaştırarak ayarlayabiliyoruz. Şimdi hemen menülere bir bakalım. Neler varmış, neler yokmuş. Menü düğmesi hemen üst kısımda. Basalım. İlk önce şu şey işini bir halledelim. Dil işini. Tekrar menüye bastık. Menüden çıktık. Şimdi burada ilk menüye girdiğimizde burada kayıt ekranının, yani kayıt görüntüsünün kaç pikselle yapılması gerektiği, Full HD. Çözünürlüğü. Tabii çözünürlüğü. Full HD 720p VGA. VGA'da herhalde 320 mi oluyor, 480 mi oluyor? Öyle bir şey olması lazım. Yani düşük çözünürlük kısacası. Şu şekilde tekrar menüye bastığımız zaman bir geri geliyor. Döngü kayıt. İçerisindeki hafıza kartı takılı olan dolduğu zaman kaçar dakikalık paketler halinde
tekrar kayıt yapması gerektiği. Dolduğu zaman kapatsın. Görüntünün üzerine tekrar yazmasın istiyorsanız. Öyle bir seçenek de var. 10'ar dakikalık paketler halinde de var. Geri geldik. Yüksek dinamik aralık demiş HDR. Ben çok tavsiye etmiyorum HDR çünkü burada algıladığı renklerin üzerine tekrar baskılı bir şekilde yapacaktır. Bence gerek yok ama yine siz seviyorsanız kullanabilirsiniz. Maruz kalma tazminatı maşallah Türkçe'de çevirememişler yani. Aydınlatma yani ekstradan aydınlatma diyebilirim buna. Parlaklık da olabilir. Geri geldik. Tarih etiketi isterseniz kayıtlara bunu da yapabilirsiniz. Menüden tekrar geri geldik. Bir sonrakine geçtik. Ekran koruyucu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Otomatik kapanma ayarı var. Işık kaynağı frekansı, işte bu çok önemli. 60 Hz'de çalışan bir yerde eğer çalışıyorsanız, yani farklı bir yerde de olabilir bu. 50 ya da 60 Hz buradan seçebiliyorsunuz. Şu hat asist demiş. Ekranda mavi böyle yardımcı bir çizgi oluşuyor. Çok da lüzumlu bir şey değil. Gerçi içerisindeki kaydı başka birine gösterecekseniz onu tam böyle orta noktasına nişan alır gibi yapabilirsiniz. Dil ayarı, saat tarih, format, hafıza kartının hepsini formatlıyor. Varsayılan ayarlara dönmek için de bir yer yapmışlar. Bu da içerisindeki versiyonun vesairenin ne olduğunu gösteriyor. Cihazın özellikleri bu kadar mı? Tabii ki hayır. Bu kadar değil. Bir özelliği de suda batmaması. Reji saçmalama. Ne alakası var arkadaşım? Deniz botu mu şey yapıyoruz biz, gösteriyoruz burada. Şöyle bir geri aldık. Evet. Mesela cihazın alt kısmına sığmayan bir, şunu da kapatalım. Elektronik kart koyduk. Yüksek bir şey. Şimdi burada sıcak hava tabancasıyla nasıl çalışacağız? Nasıl? Şu şekilde yaparak, tabii buna bir ağırlık falan da lazım. Bu şekilde yaparak rahat rahat çalışabiliriz. Bence bu özelliği zaten kurtarıyor. Çünkü bu amatörle yarı profesyonel arasında bir cihaz. Kesinlikle yani çok profesyonel anlamda öyle cep telefonu falan tamir eden, ne bileyim iPad'tir vesaire tamir edenler öyle çok tavsiye edebileceğim bir cihaz değil. Fakat evde kendi çabasıyla ya da ne bileyim böyle bu işe yeni başlamıştır. O arkadaşların kesinlikle işini görecektir. Peki dezavantajı yok mu bunun? Var. Olmaz mı Reci? HDMI çıkışı yok. Yani HDMI çıkışı olsa ya da VGA olur, ne bileyim işte AV çıkışı olur, böyle büyük bir monitöre verilecek bir durumu olsa bence çok daha iyi olurmuş. Ama sadece hafıza kartına kayıt yapmışlar. Ne yapalım işte, ama dedim ya öyle çok değil yani, profesyonel bir cihaz değil. Gene de elektronikçilerin birçok işini yapabilecek bir cihaz. Kayıt yapmak için ekranın sol üst köşesindeki mavi kamera simgesini görüyoruz ve bunu gördüğümüzde OK'ye basıyoruz. Kayıt yaparken hem ekranın sol üst köşesinde şöyle bir kırmızı nokta yanıp sönüyor, hem de ekranın alt kısmındaki şu mavi ışık yanıp sönüyor. Durdurmak için, şu görüntü belli olsun, durdurmak için de tekrar OK'ye basıyoruz. Bir sonraki modda fotoğraf modu. Bakın şu an canlı görüyoruz. OK'ye bastığımızda fotoğrafını çekiyor şöyle. Bir fotoğraf da buradan alalım. Şu D tuşuna tekrar bastığımız zaman fotoğraf galerisine giriyoruz. Buradan fotoğrafları şu şekilde görebiliriz. Ne kadar kaydedildiyse. Ha, buradan şeye de geçiyormuş. Bak bunu da yeni öğrendik şimdi video esnasında. Ha, galeride ne varsa tamamını gösteriyor. Ama bir daha bastığınız zaman sadece videoların olduğu bölümü atlıyor. Mesela eğer çok fazla içerisindeki kayıtlar, direkt videoların olduğu bölümü atlıyor. Mesela şöyle okey diyelim. Bir saniyelik kayıttı zaten. Hemen geçti. Bakalım daha uzun bir kayıt var mı? Şöyle 10 saniyelik var. Bunlar eski kayıt herhalde. Bakın canlı yayın, yani canlı görüntü değil. Kayıttan gösteriyoruz. De hele bir lehim yap da görelim. Değil mi? Şimdi cihazın maharetlerine mi, benim lehim maharetimi mi göreceğiz burada? İkisini birden. Hadi hayırlısı. Kaydımızda başlatalım. İlk olarak entegrenin bacaklarının kenarına biraz flux vereceğiz. Şöyle abartmadan, Allah, malzeme parası uçmuş gitmiş, çok şey yapmamak lazım. Sıcak hava tabancamız da hazır. Tabii Reci krem lehim falan temin etmediğinden dolayı biraz zor olacak tekrar montajı. Yani lehimlerin falan eridiği gayet net bir şekilde, yollar net bir şekilde gözüküyor. Zaten olay da o. Gayet iyi. Çok da abartmanın alemi yok. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Vallahi bunlar bize Çin'in içinden, biliyorsunuz.
bedava geliyor. Beleşçi yani. Zaten. Valla evet, beleşçiyiz. Yani zaten geliyor. En azından siz değerli izleyicilerimiz için inceliyoruz. Yani alacak vatandaş en azından görüyor nedir ne değildir. Biz de zaten yalan dolan olmadığını da biliyorsanız neyse o. Bir hacı abi şey yapsın, neydi o? Bizde yalan dolan kılaf yok. Yok, evet, aynen öyle bir şey yok. Umarız faydalı olur. Sağlıklı, mutlu günler dileriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.